Aslında ben pek iyi bir gelecek düşünemiyorum. En fazla 2-3 yıl falan yaşayabiliriz. This is Minecraft! Tayt giyen kızın asıl amacı. Sevgilinin tayt giymesi. Bak kardeşim, deminden beri kız arkadaşıma bakıyorum, bir daha uyarmayacağım ha. Dövsem döverdim ama bulaşmak istemiyordum. Dedim bak kardeşim, sorun çıkarmak istemiyorum. Yoksa istesem döverim, sen de biliyorsun. Ya ben hala bakıyor oğlum, döveceğim vallahi. Özür dilerim. Sonra dedim adam ol, bir daha hareketlerine dikkat et. Tamam abi dedi, gitti. Zaten benim dayım da federal savcı. Ağzımın sağ alt tarafını kullanamıyorum bunun yüzünden. Ama bunun bir çözümünü buldum. Gerekli malzemeler tuz, acı baharatlar, limon ve bir parça hamur. Öncelikle açtığımız hamur parçacığına bir çay kaşığı dolusu tuz, bir çay kaşığı dolusu acı baharat karışımını ilave ediyoruz. Ve yoğurup top haline getiriyoruz. Sonra bu topçuku limona sürüyoruz iyice. Şimdi de topçuku ağzımıza atıyoruz. Mahalle maçlarına beni yer kaplamak için alıyorlardı. Bakın, yer doldurmak demedim. Yer kaplamak için alıyorlardı. Sağın arka tarafında delik vardı ve oradan top çıkmasın diye beni orada bekletiyorlardı. Kale arkası oyuncusun diye beni kandırıyorlardı ve oyunu alıyorlardı. Kendi ayakkabımızı, kendi ısıtıcımızı, kendi kablosuz internetimizi ve hatta ekmek koyma kabımızı bile üretebiliriz. Ama bunları satın almayı tercih ediyoruz. Neden? Neden teknolojiyi değil de ticareti seçiyoruz? Yoksa türümüzün arasındaki evrimsel savaş henüz sona ermedi mi? Ya da beynimiz mi yok? Evet, yüksek ihtimal beynimiz yok. Sevgili sorunu. Sevgilinle aranda sorun var ve bu yüzden sınavlara odaklanamıyorsun. Eğer o sınavları geçemezsen de okulda mı kalacaksın? Ne yapmam mı gerek? Markete git, pas rengi saç boyası al. Onu bir bardak tuvalet suyuyla karıştır ve onu iç. Öl git. Kedilerin benimle problemi var. Ne problem olduğunu anlayamadım. What's your problem, man? Kedilerden korkumdan, kısa bir selamlaşmadan sonra oradan ayrılmak zorunda kaldım. Aradan yaklaşık olarak 1,5 hafta kadar süre geçmişti. Ben oturmuş storyboard çizimleri yapıyordum ve elim birden tutmamaya başladı. Her yerim titredi ve birden vücuduma bütün kaslarım aynı anda kas spazmı geçirdi. Olduğum yere yığıldım. Evet, kızım bana yazdığını tam olarak 9 gün 16 saat sonra anlamıştım. Adada insanlar açlar. Her gün başka biri ölüyor. Etrafta toprak ve hayaletten başka hiçbir şey yok. Yani bildiğin hayatta kalma durumu hakim. Ama insan hayatta kalırken bile hafif makyajlı olur mu ya? Biraz gerçekçilik lütfen. Sonra kendi gibi bilgisayar kamerasından çekilmiş fotoğrafı olan arkadaşlarını bulur. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Facebook'a nasıl geçtin? İyi geçtim, sen nasıl geçtin? Ben de iyi geçtim. Kendi crush'ın var mı? Var, hadi geçelim. Tamam, geçelim. Minik araba tumanı Facebook'a sabah aç. Arkadaşlarımı bekliyorum ama bütün arkadaşlarımı beklemeyeceğim. Şu arkadaşlarımı engelle. Sonra fotoğraflarımı özelden paylaş. Hadi anneni hiç sevmiyor musun? Yardım et bakayım annene. Oh shit! Arada bir ruh hali değişiyor. Uflayıp puflamaya başlıyor. Ne oldu diyoruz? Acaba sevgilisinden falan kötü bir mesaj mı aldı? Bakıyoruz, Clash of Clans oynuyormuş. Ulan Faruk, ben senin var ya. O günden sonra arkadaşlarımın bana olan bakış açısı, benim de Kozmos'a olan bakış açım değişmişti. Ben büyük bir maldım. Bunalıma girmiştim. Fakat bir süre sonra Kozmos'da kendime geldim. Diğer tüm ilişkilerde de olduğu gibi, bir ilişki nasıl başlarsa başlasın, bir süre sonra yine monotona bağlayacaktı. Birkaç ay sonra şöyle bir senaryo gerçekleşeceğine eminim. Miniko, sen beni neden aramıyorsun? Aşk hoş kim? Üzerinde çalıştığım bir animasyon filmi var da onu tamamlamam gerekiyor. Animasyon filmleri benden daha mı önemli? Tabii ki de, yani geleceğin trilyon dolarlık yaratıcı sektöründen bahsediyoruz burada. Yaratıcı sektörümü kendinden bahsediyorum ama ben öyle bir animasyon böyle. Her neyse. Sevgilinize esprili bir mesaj atayım derken yanlışlıkla sevgilinizin eski sevgilisini atıyormuşsunuz. Ama aslında sevgilinizin eski sevgilisi sizmişsiniz. Ve aslında bir sevgiliniz yokmuş. Sevgiliniz de sizmişsiniz. Ve aslında bütün dünyadaki herkes sizin hayal ürününüzün bir ürünüymüş.
O günden sonra üniversitede her gün o kızı aramaya başladım. Bütün sınıflara girmiştim, bütün derslere katıldım nerede olduğumu bulmak için ama bir türlü bulamadım. Hadi yaşayabildiler diyelim, hayatta kalma yeteneklerinin bir yolunu bulup geliştirdiler diyelim. Gelecekte bundan 30-40 yıl sonra dünyayı onlar yönetecek. Dünya nasıl bir yer olur o zaman hiç görmek istemiyorum. 4. 7. Bir ayakkabı mı aslında? Ayakkabı denemek için ayağınızı çıkarıyormuşsunuz ve ayağınızın pis kokusu bütün mağazaya soruyormuş. Sonra geliyor ya sizin ayağınızı... Ya oğlum ne biçim kokuyor? Ya. Şimdiden kızarmaya başladığınızı görüyorum. Ama daha yeni başladık. 5. Kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçerken kusuyormuşsunuz. Ama daha kusmuğunuzu temizlemeden yeşil ışık yanıyormuş ve hemen karşıya geçmek zorunda oluyormuşsunuz. Sonra da karşıya geçiyormuşsunuz ama orada hala kusmuğunuz kalıyormuş. 7. Aslında bir koli bandıymışsın. Oo, bu bayağı korkunçtu. Ama daha yeni başladık. 5. Gece yürürken başınıza cin oturmuş. Oğlum hadi komşular geldi, bir hoş geldin de istersen. Anne ya. Sen rahat ol ya. Hatta 180 derece aç bacaklarını. Ben havada dururum nasıl olsa. Wow arkadaşlar harikasınız. Çok geç de olsa abonelerim 4 basamaklı bir sayıya ulaştı. Daha çok melek o zamanı için kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen. Das Licht strahlte mich berührt, verklungen all die Worte. Stimmt.